Herkese merhaba. Bugün size dilerseniz fırında yapabileceğiniz, dilerseniz de tavada kızartmasını yapabileceğiniz harika bir mücver tarifi vereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, benim elimde şu an 6 adet orta boy, küçük boy da diyebilirsiniz, kabak var. Dilediğiniz oranda yapabilirsiniz ve bu kabak yaklaşık 6-7 kişilik diyebilirim. Gayet fazla çıkacak. Kabakları rendelemeye başladım. Hemen rendeliyorum hızlıca. Ve sonrasında diğer tüm malzemeleri içerisine koyup karıştıracağım. Çok güzel bir tarif oldu. Fırındakini çok daha beğendim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tam benim tarzım fırında. Ama dilerseniz ben yağda kızarmış seviyorum diyorsanız da yağda kızartabilirsiniz. Kabakların üzerine peynir ekledim. Gördüğünüz gibi bir su bardağı ölçüsünde peynir, dilediğiniz peynirleri ekleyebilirsiniz. Baharatlar koydum. Toz biber, karabiber, nane ve pul biber koydum arkadaşlar. Tuz koydum içerisine ve 2 adet yumurta. Siz kabağın ölçüsüne göre tek yumurta veya çift yumurta koyacaksınız. Eğer bu verdiğim ölçüleri yarım ölçü yaparsanız ya bir tane yumurta koyun. Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi buzluğa koyduğum yeşillikleri koydum. Daha öncesinde dolapta sararmaya yakın kullanamayacağımı bildiğim yeşillikleri nedir bunlar? İşte nane, yeşil soğan, yeşil sarımsak, maydanoz, dereotu gibi yeşillikleri doğruyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Böyle acil durumlarda evde olmadığında yemeklerin içine koyabiliyorum. Çiğ tüketeceğim şeylerde kullanmıyorum ama fırına koyacaksam veya yağda kızartacaksam yapacağım yemeklerde kullanıyorum arkadaşlar. Çok daha pratik oluyor. Evet, bolca içerisine işte en az 3-4 dal yeşil soğan, yeşil sarımsak, işte nane ve bütün yeşillikleri doğrayabilirsiniz. İnanın hepsi çok yakışacak. Dereotu, maydanoz hepsinden ekleyin ve iyice birbirine yedirin arkadaşlar. Ve işte biraz un ihtiyacı var. Onun için de bir su bardağı kadar un kullandım diyebilirim. Unun içerisine bir paket kabartma tozunu ekledim. Ve bunun içerisine koyuyorum gördüğünüz gibi. Evet, yoğurmaya başlıyorum. Böyle çok elinize yapışmayacak bir kıvam olacak. İnanın tepsi de çok güzel oldu. Yağlı kağıdın üzerine koyup kek gibi pişirebilirsiniz. Yağda kızartabilirsiniz ama ben daha çok böyle yağsız şeyleri tüketmeye çabaladığım için o yüzden fırın benim için daha cazip geldi. Ama siz tabii ki de yağda kızartabilirsiniz. Ben mesela oğluma yanına da sos koydum, işte ketçap mayonez koydum, köfte gibi tükettik, gayet de güzel yedi ve çok beğendi. İçerisine koyacağınız peynir her çeşit olabilir. Kaşar peyniri, tulum peyniri, beyaz peynir koyabilirsiniz. Evet, bir tavaya yağ koydum. Ben elimle şöyle yuvarlak şekiller verdim açıkçası, biraz da fotoğrafını çekeceğim için. Ama siz isterseniz normal bir yemek kaşığıyla şekil verebilirsiniz. Şekil hiç önemli değil. Sonuçta midemize gidecek. Ama ben sırf size fotoğraf çekeceğim için elimle biraz fazla yuvarlak şekiller vermeye çalıştım. Zaten bu ölçünün 3'te 1'ini kızartma yaptım. Geriye kalan 3'te 2'sini de yağlı kağıda serdim ve 180 derece fırında pişirdim. O da inanılmaz lezzetli oldu ve ara öğün atıştırmalık olarak da çok lezzetli diyebilirim. Evet, kızartmaya başladım. İyice kızarmasını bekleyin ve sonrasını da çevirin. Yoksa biraz yumuşak olduğu için çevirmekte zorlayabilirsiniz. Yani diğer tarafının iyice kızardığından emin olun. Şöyle ara ara hareketlendirin, yanmasın. Şöyle altlarını hareketlendirin. Çok çabuk kızaracak zaten. Altı çok açıkta olmasın tavanın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben döküm tencerede pişiriyorum ama siz normal teflon tavada pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kızarttım. Bu da çok lezzetli oldu. Çocuklar sanırım yağda kızarmış daha çok seviyorlar. Ben o yüzden yağda kızartmayı açıkçası biraz oğlum için yaptım. Ama fırında olanı ben yedim.
Evet arkadaşlar, üzerine de bir sarımsaklı süzme yoğurt, nefis olur, çok yakışır. Ve geriye kalanı gördüğünüz gibi fırın tepsisine dizdim, 180 derecede pişirdim. Fırına koyacağınız mücvere biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz, dilerseniz. Evet, kek gibi pişti, harika oldu, inanın arkadaşlarıma ikram ettim. Hepsi çok beğendi. Bu tarif çok iyi. Afiyet olsun.